Tebrik ederim hocam. Evet ya, çok iyiydi değil mi? Ya adam çok güçlü ya. Fırat Bey. Ben Anıl Fırat Bey. Buyurun. Dövüşünüzü izledim. Etkileyiciydi. Teşekkür ederim. Tevazu göstermeyin Fırat Bey. Neyse, konuya gireyim hemen. Sizden özel ders istiyorum. Özel ders mi? Evet. Akşama görüşürüz. Ücretiniz nedir? Eyvallah, görüşürüz. Ücretim? Yani ders ücretiniz. Bilmem ki. Daha önce hiç özel ders vermedim. Peki. O zaman siz bir arkadaşlarınıza danışın. Talebiniz neyse karşılanır. Anlaştık mı? Peki. Anlaştık ama... Çok vaktim yok. Buyurun, detayları arabamda konuşalım. Sizi de gideceğiniz yere bırakayım. Buyurun. Görüşmek üzere. Cevabınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. O kimdi Fırat? Bir öğrencim. Yani olacak. Bir gün bizim de böyle bir arabamız olacak mı? Olacak elbette Saadet. Canım. Hadi bakalım gelin hanım. Dur, daha gelin olmadım. E yakında olacaksın. Hadi, göstermeyecek misin bulduğun evi? Evimizi yani. Göstereceğim tabii. Ama azıcık uzak. Bir dolmuşa binelim. Et ileride değil, değil mi? Hah.
İşte burası evimiz. Şuraya bir köşe takımı alırız. Şu köşe de çok güzel. Pencerenin önüne de bir fiskos takımı aldık mı tamam. Tabii. Gel gel. İşte burası da bebek için. Bebeğimizin yatağını da şuraya koyarız. Çok güzel güneş alır burası. Saadet. Aa gel gel. Mutfağı da görmen lazım. Ellerimle börekler açacağım sana bu mutfakta. Vallahi ben bu mutfaktan hiç çıkmam. Kirası ne buranın? 1250. 2 ayda depozito istiyor ev sahibi. Malum 1 aylık da bizim komisyonumuz var. Saadet. Biz bu evi tutamayız. Ne demek tutamayız Fırat? Ben sizi yalnız bırakayım. Siz konuşun görüşün. Aşağıda bekliyorum ben. Durumumuz belli Saadet. Bu ev bize fazla. Ne yani Fırat? Ben böyle bir evde oturmaya layık değil miyim? Olur mu öyle şey? Sen saraylara layıksın. Ama ayda 1500 lira maaşla nasıl öderiz bu kirayı? Hadi ödedik diye. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Yeterince istersek buluruz bir yolunu. Bir fikrin varsa söyle Saadet. Ben de çalışırım. Sen de başka bir iş daha bulursun. Yeter ki isteyelim Fırat. İyi diyorsun da o zaman da kolay mı iş bulmak? Hele bir evlenelim zamanla düzeltiriz durumları. Sonra geçeriz istediğin gibi bir eve. Ben şimdi istiyorum bu evi. Tamam. O zaman bana biraz zaman ver Saadet. Bundan daha güzel evlerde yaşatacağım seni. Ben bu evi istiyorum. Peki. Sana söz veriyorum. Bir gün bu evi tutacağım sana. Ne pahasına olursa olsun tutacağım. Söz mü? İnan bana. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa. Demek ne gerekiyorsa yapacaksın ha? Merak etme Fırat. Ben de gerekli yardımı esirgemeyeceğim senden. Senin için elimden ne geliyorsa yapacağım Fırat. Ne gerekiyorsa. Bu sizin için çok kolay bir lokma olacak efendim. Şunu aklınızdan çıkarmayın ki içinde öyle ya da böyle inanç taşıyan değer sahibi hiçbir insan kolay lokma değildir gençler. Böyleleri er ya da geç vicdanlarına kulak verirler. Çünkü onlar akılla donatılmıştır. Ama vicdanını külleyip aklıyla inancının arasına bir perde çekersek İşte o zaman aklı hırsının emrine girer. Ya Fırat efendim? Sizce akıl yoluyla kalbini mi dinleyecek? Yoksa içindeki gözün ateşiyle kavrulacak mı? Fırat'ın aklıyla hırsı kapışmaya başladı bile. İş ki aklı hırsına yenik düşsün. O vakit Fırat öyle beni bile şaşırtacak işler yapabilir. Hadi bakalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Siz şurada oturabilirsiniz. Ben geldiğinizi haber veririm. Teşekkür ederim. Çıkart onu parmağından.
mı Fırat? Daha ilk günden rezil etme kendini zenginlerin dünyasında. Etrafına bir bak. Ucuz bir şey var mı etrafta? Hayallerinin gerçek olacağı yerdesin Fırat. Unutma, sen çok özel bir insansın. Çok daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyorsun. Ama yükselmek için yüklerden kurtulmak, hafiflemek gerekir Fırat. Mesela parmağındaki o teneke parçası. O teneke parçası seni sınırlamayacak mı sanıyorsun? Burada kim bilir kimlerle tanışacaksın. O teneke yüzük tanışacağın insanlarla aranda bir duvar örecek. Şimdi o duvarı aşmalısın Fırat. O yüzüğü çıkarıp atmalısın ki duvarın diğer yanına geçebilesin. Şimdi hemen sok o yüzüğü cebine, hemen. Şansın ayak seslerine kulak ver. Bak, ne kadar yakınında. Çıkarıp atmalıyım bu teneke parçasını. Hoş geldin. Biraz beklettim galiba. Ama huyum kurusun. Dakika olmayı basit bulurum. O zaman ben basit bir insanım, öyle mi? Hiç sanmam. Sendeki yetenek bende olsa geç kalmak gibi süslere ihtiyaç duymazdım. Biraz abartmıyor musunuz? Neyse. Hadi biraz bana da bulaştır onu. Peki. Vur. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Tekme. Tekme. Vur. Hadi pes etmek yok. Kalk. Hadi. Yumruk. Yumruk. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Hadi ama hadi. Hadi. Kalk. Hadi sol. Komple. Sağ. 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 Hadi bakalım kalk. Komik mi yani dayak yemem? Gerçeği söyleyeyim mi Anıl? Lütfen. İnadını çok takdir ettim. Ben bu kadar dayak yesem arkama bile bakmadan kaçardım çoktan. Bu kadar yüklenmeyin Anıl'ı. Yeni başlayan biri için çok dayanıklı. Kalk bakalım. Ne oldu küçük hanım? Arkadaşın mı hocan mı? Hocam diyerek aramıza mesafe koymak istemem. Fırat, bu da kız kardeşim Beren. Memnun oldum. Ben de. Şaka maka feci yordun beni. Kondisyon zayıf. Bir duş alıp biraz uzansan iyi olur. İşte buna hayır demem. Her türlü tembelliğe ilgim var. Of Anıl ya, lafa bak şimdi. Neyse, söz dinleyip biraz dinleneceğim. Peki, ben de müsaade istiyorum o halde. Müsaade yok. Yemek yiyeceksin bizimle. Ama... Aması maması yok. Kutlu kan sınırları içindesin. Ve şimdilik çıkışın yasak. Havuz başında bir çay kahve iç, evi gez, ne bileyim. Ben gelirim birazdan. İsterseniz evi ben gezdireyim. Olur. Ama sonra gitmem lazım gerçekten. Bir sözüm vardı. Doğru yerde doğru insanı yakalayınca bir insana neler yaptırabileceğimi düşünüyorum da. Bu beni tarif edilmez mutluluklara sokuyor. Ne dersiniz? Vicdanı küllenmeye başladı mı efendim? Daha değil. Ama yakındır. Çünkü doğru yere geldi. Her hırs yapması vicdanıyla inancının arasını açacak. Ölümcül darbe için şimdi sıra. Doğru zamanı kollamakta. Sıkılmadın umarım. Sıkılmak mı? Harikalar diyarında gibiyim. O kadar da değil. Benim evimi görseydin sen de sarayda yaşadığını düşünürdün. Biz de bu evde doğmadık ki. Babam çok çalıştı, çok kazandı. Bütün hayatımızı değiştirdi sağ olsun. Yani çalışarak insan böyle zengin olabilir mi? Çalışmak ve fırsatları iyi değerlendirmek diyelim. Yani en azından babamın formülü bu. İşte bu da sevgili babamızın odası. Kitap okumayı çok sever babam.
küçük bir silah koleksiyonu da var. Hiç anlamam silahlardan. Ama kovboy filmlerindekilere benziyorlar. Aslında babamın öyle silah merakı falan yoktur. Ama bu hatıraları saklıyor işte. Şimdiye kadar kullandığını görmedim. Ama sanki her an kullanacakmış gibi sürekli bakımını yapar. Yanına bir pilav bir de cacık yaptık mı tamamdır. Biber de kızartacağım biraz anne. Fırat çok sever. Tamam kızım, biber de kızart nişanlına. Saadet. Heh. İstersen bir ara Fırat'ı gelirken köşedeki fırından bir ekmek alsın. Olur. İşte bu kadar. Bu kadar dediğin evi yarım saatte anca bitirdim. Efendim. Ekmek. Tamam tamam alırım. Görüşürüz. Fırat hadi gel. Havuz başında bir yorgunluk kahvesi içelim. Sonra da yavaş yavaş yemeğe geçeriz. Yemeğe kalamam ben. Bir yere davetliyim. Aşk olsun. Bizimkisi davet değil mi? Evet ama... Annemle babamı tanımış olursun. Biz reddedilmeyi sevmeyiz Fırat. Birlikte yemek yiyeceğiz işte o kadar. Hadi bakalım. Yemekte görüşürüz o zaman. Eren'le beni oturttu şirkete. O da artık hayır işlerine adadı kendini. Varsa yoksa sokak çocukları, yok efendim kimsesizler, ezilenler. Anıl, ayıptır oğlum. Böyle şeyleri sözü edilmez. Ne buyurmuş peygamberimiz? Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Delikanlı, biraz da sen anlat bakalım. Annen baban ne işte meşguller? Ben ailemi birkaç yıl önce kaybettim efendim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. O gün bugündür bir başıma işte. Hayat mücadelesi. Ne yapacaksın evlat? Vadesi dolan gidecek. Ama hayatta kalan mücadele edecek elbette. Bu zamanda ahlakınla, namusunla ayakta kalabilmişsin ya, ne mutlu sana. Teşekkür ederim efendim. Anıl çok iyi bir kickboksçu olduğunu söyledi. Geçimini de sporla sağlıyor musun? Çok hoşuma gitti. Yetenekli, azimli gençleri severim. Hep kickbox hocalığı mı yapmayı düşünüyorsun Fırat Beyoğlu? Hani başka bir iş, üniversite falan? Hayır efendim. Tabii ki sonuna kadar yapmak istediğim iş bu değil. Hmm. Şimdilik böyle. Açık öğretimde okuyorum bir yandan da. İşletme son sınıftayım. Kariyerimi de bu yönde planlıyorum. Güzel. İşletme yöneticiliği hakkında ne kadar dergi, kitap, yayın varsa takip etmeye çalışıyorum. Kickbox hocalığıyla nereye kadar sonuçta? Ben bir gün inşallah kocaman, geniş bir ailem olsun istiyorum. Bunun için de çok çalışmak, çok kazanmak lazım değil mi? İnşallah Allah yolunu açık eder oğlum. İnşallah. Bu kadar sohbet yeter. Hadi bakalım yemekler soğuyacak, hadi. Güzel kızım. Aklın Fırat'ta mı kaldı? Bu saat oldu gelmedi. Geleceğim demişti. Aramadı da. İş uzamıştır kızım. Var mı üstüne? Bilmem. İçimde bir sıkıntı var. Ben anlamam sıkıntı mı kızım. Gülümse bakayım. Kocaman bir aile istiyorum dedin. Var mı bir evlilik planı falan? Yani aslında evet, evlenmeyi çok istiyorum. Fırat, yapma. Söyleme nişanlı olduğunu. Ayağına gelen fırsatı tepme. Yok yere harcama kendini. Hani yükselmek istiyordun ha? Hani çok para kazanmak istiyordun? İşte sana fırsat. Fakir bir kızla evlenmek üzere olduğunu söyleyeceksin de ne olacak? Bal gibi farkındasın ki bu insanlarla aynı masada oturmak senin için müthiş bir şans. Şimdi açma bu konuyu. Ayağa bağlı adama
kimse şans vermez. Şimdi söyleyip de tıkama yükseliş merdivenlerinin basamaklarını. Ne diyeceğim şimdi? Burçalamayın canım, mahcup etmeyin delikanlıyı. Mahcup olacak bir şey yok efendim. Hayatımda henüz evlenmeyi düşünecek bir fırsatım olmadı. Allah hayırlı kısmet versin Fırat Bey oğlum. İşte başlıyor. Zenginlik arzusu insanların en rahat ağa takılacağı tuzaklardandır. Vicdanı küllenmiş gönüllerdeki hırs, insanın içinde alevlenmeye hazır bir köz gibidir demiştiniz. Ve Fırat'ın içindeki köz tutuşmaya başladı yavaş yavaş. Bu delikanlının içindekine köz demek büyük haksızlık olur. Çünkü kocaman bir yangına dönüşmek üzere hırsı. Bizi çok memnun etmeli bu delikanlı. Günah ateşleriyle her yanı yıkıp yaktırmamız lazım bu delikanlıya. Fırat! Saadet? Yatmadın mı daha? Yatmadım ya. Gelecektin, ne oldu? İnsan bir arar. Merak ettim seni Fırat. Bir türlü uyku tutmadı. Neden bu kadar geciktin? Aramadın da. Ders uzadı biraz. Sonra da Anıl, yani öğrencim, sohbete tuttu beni. Oturduk erkek erkeğe işte. Öyle sohbet ettik. Fark edemedim vaktin nasıl geçtiğini. Kusura bakma. Niye? Ne sandın ki sen? Hiç. Ne bileyim. İnsanın aklına kötü kötü şeyler geliyor. Gelmesin. Hadi geç içeri. Sonra konuşuruz. Fırat, ben Beren. Beren? Kusura bakma, böyle erkenden aradım ama. Estağfurullah. Hayırdır? Yarın bir sergi açılışımız olacak da. Yani vakfın desteklediği öğrencilerin resimleri satışa sunulacak. Eğer uygunsan... Yarın dedin değil mi? Evet. Senin de gelmeni çok isterim. Belki bir resim de sen alırsın çocuklar için. Tabii ki çok isterim gelmeyi Beren Hanım. Davetiniz için teşekkürler ama yarın bazı işlerim var. Neden bu kadar tereddüt ediyorsun Fırat? Kız sana olmayacak bir şey teklif etmedi ki. İyi niyetli bir şekilde seni hayırlı bir iş için açılan sergiye davet ediyor. Yeni, zengin, görgülü insanlar. Onların arasına karışacaksın. O yeni insanlar senin için yeni fırsatlar demek. Bak, sen çok özel bir insansın. Kaderine razı gelip kendini bir kenarda tüketemezsin. Sen yeteneksin, seçkinsin. Böyle kaçamak durmaya hakkın yok Fırat. Gelsen iyi olurdu ama... ısrar yok tabii. Şey... aslında düşündüm de... Geldiğin için teşekkürler Fırat. Davet edildiğim için asıl ben teşekkür ederim. Babamın çok emeği var bu vakıfta. Çocuklar için de değil mi? Evet. Yoksul ve kimsesiz çocukların eğitimine destek için. Şimdi o çocuklar mı yaptı yani bu resimleri? Hepsi bir şekilde mahrumiyet içinde yoksul çocuklar. Ama gördüğün gibi hayal dünyaları çok ama çok zengin. Şimdi buradaki iki büyük ağaç. Evet evet. Anne ve baba.
Küçükler de çocuklar olsa gerek. Vay be. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez de aileyi böyle anlatmak. Buyurun Beren Hanım. Evinize mi gönderilsin Beren Hanım? Hayır. Beyefendiden adresini alırsınız. Peki efendim. Bana mı? Resmi çok beğendin. Hep duvarında olsun. Bugünün anısına bakıp bakıp hatırlarsın. Sağ ol. Umarım bir gün böyle kocaman bir ailen olur. İnşallah. Anneciğim. Hayırdır kızım? Yüzünde güller açıyor maşallah. Sergi çok güzeldi anne. Her şey çok güzeldi. Duyduğuma göre Fırat da oradaymış ha? Nereden duydun hemen? Annenin kuşları vardır her yerde. Evet, ben davet ettim. Yani Sergi mi yoksa o mahcup delikanlı mı yüzünü güldüren? Beren, ne oluyor kızım? Yok bir şey canım, öylesine davet ettim. Kızım, biliyorsun baban öylesine arkadaşlıklardan pek hoşlanmaz. Biliyorum anne. Ama öylesine bir şey değil aslında. Beren, senin bu çocuktan bir beklentin mi var? Bu kadar hızlı gelişen olaylar... Nasıl desem... Beren, ne geçiyor aklından kızım? Anneciğim, sen babam için daha ilk gördüğünde eşim olacağını anlamıştım dersin ya. Biliyorsun, daha önce benimle evlenmek isteyenlere hiç sıcak bakmadım. Ama şimdi... Fırat gelip bana evlenme teklif etse... Hayır diyemem gibi geliyor. Fırat hem düzgün hem iyi bir çocuğa benziyor. Yani üstelik daha iyi yerlere gelmeye de azimli. Yani çocuğun kumaşı iyi. Ben diyorum ki madem senin meylin var, şimdi o kumaşı şekle sokma vaktidir. Hadi şuraya oturalım. Biz evlenmek için neyi bekliyoruz Fırat? Daha ne kadar buluşacağız böyle park köşelerinde? Ben de bıktım parktan bahçeden ama senin isteklerini karşılayabilecek durumda değilim. Ama bak özel derse falan başladın. Zenginlerin çevresi geniştir. Hem seni çok sevmişler. Onlar sana yeni kapılar açar. Ne yapalım? Şimdilik ucuz bir ev tutarız. Çok eşyamız olmasa da olur başlangıçta. Söylemesi kolay Saadet. Ama söz ağızdan bir kere çıkar. Sana söz verdim. O beğendiğin evi tutacağım dedim. Dedim değil mi? Evet. O halde o evi tutana kadar bekleyeceğiz. Fırat, sende bir haller var. Sana öyle geliyor. Alo? Buyurun. Evet. Niyazi Bey? Buyurun efendim. Biraz şaşırdım, evet. Yarın mı? Tabii ki efendim. Yarın orada olacağım, tamamdır. Siz de. Kimmiş? Niyazi Bey. Özel ders verdiğim Anıl Bey'in babası. Ne istiyormuş senden? Bir iş için görüşmek istiyormuş yarın. Gördün mü bak, Allah yardım ediyor işte. Tam ne yapacağız, ne edeceğiz derken belki de paralı bir iş teklif edecek Fırat. Nasıl gidiyor Anıl'la dersler? İç güveysinden hallice. Anıl biraz rahatına düşkün. Zora gelemiyor. Maalesef rahata alıştırdık keratayı. Ama sen onu zora koş oğlum. Elimden geleni yaparım. Peki sen daha ne kadar devam etmeyi düşünüyorsun bu işlere? Tamam, işletme okuyup farklı bir iş seçmeyi düşünecek kadar akıllısın. Ama gelecek için de bir planın olmalı değil mi? Şu an için yeteneğim ve hırsımdan başka bir sermayem yok.
Dolayısıyla bir plan yapma lüksüne sahip değilim. Ancak bir başkasının planına dahil olabilirim. Sevdim bu cevabı delikanlı. O halde benim senin için bir planım var. Bak Fırat. Kısa zamanda benim ve ailemin takdirini kazandın. Anıl seni çok seviyor ve saygı duyuyor. Keza kızım Beren de. İyi niyetli, istikbal vaat eden bir gençsin. Ben de sana bir şans vermek istiyorum. Ve burada yönetici asistanlığı teklif ediyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum efendim ama... Evet de yeter evlat. Meraklanma, işi elinden öğreneceksin. Sende yetenek var, hırs var. En önemlisi sağlam bir karakter var. Bak, tanıştığımızdan beri semtini, ekonomik seviyeni gizlemedin. Kendini olduğundan farklı göstermedin. Benim için de hayatta en önemli şey dürüstlük delikanlı. Böyle bir adama yalan söyleyemem. Saadet'i söylemeliyim artık. Fırat'ın hırsı da azmi de buraya kadarmış. Ya da senin azmin buraya kadar. Her yüz çevirmede insanların yakasını bırakırsanız yeryüzünde günahkar insan kalmaz. Kendinize gelin. Gevşeklik göstermeyin. Şimdi sırası mı Fırat'a? Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. İstediğin bu değil miydi? Senin özel biri olduğunu onlar da anladılar bak. Bu talih kuşu her başa konmaz. Kaçırma kuşu Fırat. Bırak şimdi Saadet'ten bahsetmeyi. Sırası mı şimdi ha? Erkek ol ve iş konuş Niyazi Bey'le. Bırak şimdi Saadet'i. Önce zenginliğin saadetini bir tat hele. Öteki zaten çantada keklik. Bir el işaretine bakar o Saadet. Sen şimdi işine yoğunlaş. Büyük iş adamları iş konuşmaktan hoşlanırlar. Yükselme basamaklarını sana Niyazi Bey açacak. Önce iş Fırat. Önce iş. Ne diyorsun delikanlı? Gerekirse sonra anlatırım Saadet'i. Şimdi sırası değil. Ne diyeceğim? Madem kariyerimi planladınız, ben de size teslimim. Umarım sizi yanıltmam. Kısa zamanda ilerleyeceğine eminim delikanlı. Aramıza hoş geldin. İnsan adamdı. İnsan adamdı. Efendim Saadet. Heh, nihayet. Nasıl geçti görüşme Fırat? İş teklif etti bana Niyazi Bey. Çok güzel bir haber bu. Çok şükür her şey yoluna giriyor. Artık hemen evlenebiliriz Fırat. Neyse Saadet, bunları sonra konuşuruz. Yarın ararım ben seni. Hoşça kal. Allah'ım ben ne yapıyorum ben? Yalanın günahıyla hayat yaşanmaz. Her şeyi anlatmam gerek vakit kaybetmeden. Haberler sende. Artık burada yönetici asistanıyım. Tebrik ederim Fırat. Çok güzel bir haber, çok sevindim. Söyle de kurtul vicdan azabından artık. Anlat nişanlı olduğunu. Yalan günah Fırat. Yalan günah ama... Bu hayatta yalansız olmuyor. Ne yazık ki gerçek böyle. Gel bir kahve içelim birlikte. Ben de şey diyecektim. Dinle beni Fırat. Hayatın boyunca hep yoksuldun. Hep dişinle tırnağınla bir yerlere gelmeye çalıştın. Ringlerde dövüştün gladyatör gibi. İşte artık ödülün. Bu aile senin ödülün. Tek yapman gereken onların isteklerini yerine getirmek. Bak sen çok özel bir yeteneksin. Seçkinsin. Sana eş olacak insan da en az senin kadar seçkin olmalı. Belki Saadet bir yol üstü lokantasıydı. Sür arabanı artık Fırat. Vefa İstanbul'da bir semt adı sadece. Davul bile dengi dengine Fırat. Senin gibi üstün yedinek gibi genç layığını bulmalı. Kimseye söyleme nişanlı olduğunu.
Sakın söyleme. Ne diyecektin? Diyecektim ki... Ben de çok mutluyum Beren. Hadi o zaman. Kahveler benden. Yönetici asistanlı ringlere benzemez söyleyeyim. En ufak yanlışta nakavt olursun bilesin. Aman Anıl. Şimdiden korkutup kaçıracaksın Fırat'ı. Merak etme. Onda hemen pes edecek göz yok. Oğlum bırak da Fırat Bey oğlum rahat rahat yemeğini yesin. Boğazına dizdin çocuğun. Aman anne ya. Biraz da dalgamıza bakalım. Az dayak yemedim kendisinden. Bak sana işle ilgili bir sır vereyim Fırat. Hı hı. Babamdan ne zaman uzak durmalısın biliyor musun? Ne zaman? Evimizin sultanı, başımızın tacı Nalan Hanım'la kavga ettikleri zaman. Gevezeli üstünde yine benim oğlumun. Hadi biz bir tatlılara bakalım. Nerede kaldı bu kız? Hadi. Hadi. Bak Fırat oğlum. Seni sevdik, aramıza aldık. Hı hı. İşinde kıza zamanda yükseleceğine eminim. Ama insan tek boyutlu bir yaratık değildir. İyi bir iş kadar iyi bir eşe de ihtiyacı vardır. Affedersiniz. Neden açmıyorsun telefonlarımı Fırat? Neden? Senin bu konuda bir seçimin, bir niyetin var mı delikanlı? Ne yapacağım ben şimdi? Hem kendime hem Saadet'e hem bu iyi insanlara yalan söylüyorum. Yalandan kim ölmüş Fırat ha? Yalansız insan var mı dünyada? Sakın cevap bile verme. Herkesin yapmak zorunda kaldığı şey günah değildir artık. Hem şu an hayatının dönüm noktasındasın Fırat. Senin kavuşacağın bu yeni hayata ne bedeller ödeyip kavuşamayan insanlar var. Farkında değil misin? Niyazi Bey kızına karşı bir niyetin var mı yok mu onu sormaya çalışıyor. Peki sen ne yapacaksın? Senin güzel ve soylu kızını değil yoksul Saadet'i alacağım mı diyeceksin? Hem kendini hem de Saadet'ini süründüreceksin. Onun zengin bir eş bulma şansı var ama senin o şansın yok Fırat. Postacı kapıyı iki kere çalmaz. Tamam Fırat. Aslında ben de çok istiyorum. İyi bir eşim, sıcak bir yuvam olsun. Ama... Bak oğlum. Beni yanlış anlama ama... Kızım Beren'le pek sık görüşür olmuşsunuz. Aranızdaki diyaloğun boyutunu bilemem. Ben şimdiki gençlere ters gelse de kuralcı bir adamım. Çocuklarımı rahat bıraksam da hep belirli sınırlar içinde. Yani diyeceğim şu. Kızımla ilgili bir niyetin varsa söyle. Değilse arana mesafe koy. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum efendim. Ama... Şu peçeteyi de azat et delikanlı. Ama... Beren... Gerçekten çok iyi bir eş adayı. Beni ailenize layık görür müsünüz bilmiyorum tabii. Fakat... Biz seni ailece sevdik oğlum. Kızım da he dersem neden olmasın? Âlâ. Efendim anlamıyorum. Bu adam daha dün Saadet'e sevdalı değil miydi? O dündü. Dün yokluk imtihanındaydı, işimiz zordu. Bugün varlık imtihanında işimiz kolaylaştı. Hangi vicdanı küllenmeye maruz kalmış nefis? Bu saray yavrusunu, bu arabaları elinin tersiyle itebilir. İnsan işte. O kadar da küçümseme. Şimdilik güzergahımıza girmiş olsa da... Her an yolunu değiştirebilir. Hala içinde inanç kırıntıları taşıyor. Onun için bir an bile boş bırakmayacağız Fırat'ı. Bir besmele, bir küçük sadaka bile bütün kumpaslarımızı...
ters yüz edebilir. Affet beni sevgilim, affet. Hala dönebilirim bu yoldan. Tövbe kapısı kapalı değil. Topla kendini Fırat. Hatadan dönmek sevaptır. Dönmek mi Fırat? Dönmek mi? Şimdi geriye dönmek kendine ihanettir. Ortada ne hata var ki dönesin? Sen özelsin. Bu yol sana Tanrı yazgısı. Dönüşü yok bunun. Hatalı olan saadetli birlikteliktir. Bak, Beren nerelerden çıktı geldi karşına. Bu yazgı senin, kabul et. Yeteneklerini görmezden gelme. İleriye bak. Git ve evlen Beren'le. Uzatma artık. Hak ettiğin hayata doğru yol al Fırat. Git Beren'le evlen. Git Beren'le evlen. Git Beren'le evlen. Git Beren'le evlen. Evlen. Git Beren'le evlen. 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 Düşünüyorsun Saadet. Öyle deme anne. Belki başına kötü bir şey geldi. Bilmiyoruz ki. Öyle mi kızım? Al bakalım. Fırat.
Fırat, neyin var? Yok bir şey. Çok durgunsun. Bir şey mi oldu? Ne oldu Beren? Hiç. Fırat biraz durgun da. Yok canım. İyiyim ben. Düğün dernek derken biraz yoruldum. Öyle hemen yorulmak yoktu ama. Daha çocuk büyüteceksiniz. Çocuk mu? Çocuk tabii. Allah izin verirse en az iki torun isterim ona göre. Sipariş alındı mı enişte bey? Hadi baban çıkmış, biz de gecikmeyelim şey. Evet. Buyurun efendim. Tamam da sen satın almadan kiminle görüştün? Sorun ne yani, anlamıyorum ki. Evet. Öğleden sonra yağlı toplantıyı o zaman. Bana mutlaka haber ver. Gelmiyor musun canım? Arabada bir şey unutmuşum. Alıp geliyorum, tamam mı? Raporları kontrol et. Bunlara mı satıldın? Saadet. Adımı ağzına alma sakın. Gazetede o haberi görünce seni öldürmek istedim. O an karşımda olsan, elimde bir silah olsa bir an bile düşünmezdim. Neyse ki karşımda değildin. Çünkü şimdi düşünüyorum da değmezsin. Saadet. Sus. Adımı ağzına alma dedim. Böyle olmasını biraz da sen istedin. Şimdi beni suçluyorsun ama lüks evlerde yaşamak isteyen sendin. Daha çok kazanalım, daha rahat yaşayalım diyen sendin. Benim şeytanım oldun sen. Yazıklar olsun sana. Tamam ama henüz tam anlamıyla bir şey elde etmiş değiliz. Evet. Fırat bu kızdan ayrılsa da bir yuva kurdu. Namusuyla çalışıyor. Neden sevindiğinizi anlamadım efendim. Bakın. Benim en önemsediğim şey bir yuvanın yıkılmasıdır. Bunu sebep olduğumuz tüm günahlardan ayrı bir yere koyarım. Şimdi Fırat Beren'le evlendi ama para, pul, kariyer için. Saadet dosyasını kapatmadı ki. Ve o dosya er geç açılacak. İşte o zaman da bize gün doğacak. Şimdi bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz bakalım. Ne zaman uçuşacak o dosyanın yaprakları? Fırat, sana da acayip gelmiyor mu? Ne? Sanki dün tanışmışız gibi ama tam bir yıl olmuş. Düşünsene, koskoca bir yıl. Bilmem. Zaman akıp gidiyor işte. Hem de su gibi. İyi ki evlenmişim seninle. Ben de. Selin, benim mesaide oldu, çıkıyorum. Kabinlere tamam. Birini gönder. Tamam, sen kaç. Bakar mısınız? Bir arkadaşıma hediye alacaktım da yardımcı olur musunuz? Ama ben...
Şunlara bakmak istiyorum. Başka rengi var mı acaba? Selin, bakar mısın beyefendi? Beyefendi, ben yardımcı olayım. Bunlara mı bakmak istiyorsunuz? Peki. Merhaba. Sade bir elbise istiyorum. Ama şık olsun. Evlilik yıl dönümümüzde giyeceğim. Bu nasıl Fırat? Çok güzel. Bunu denemek istiyorum. Olur, buyurun. Bu dar gelirse bir büyüğünü verirsin. Tabii. Saadet, kaçma benden. Aylardır seni arıyorum. Konuşmamız lazım. Ne istiyorsun? Kedi olmalı bir fare tuttun. Yeter ki siz bana bir fırsat verin efendim. Ne düşünüyorsun ki Fırat? Ne istediğin belli değil mi? Saadet'in gönlü sende hala. Sen de ona karşı boş değilsin. Hem unutma, bu yollara biraz da o sürüklemedi mi seni? Onu da al Fırat, onu da. Fazla mal göz çıkarmaz demişler. Senin gibi özel bir adam her şeyin fazlasını hak ediyor Fırat. Saadet senin hakkın. Al onu, al. Bak nasıl da aşkla bakıyor sana. Ne istiyorsun dedim. Hakkım olanı. Seni. Rahat bırak beni. Telefon numaranı ver bana. Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şeyimiz yok. Nasıl olmuş Fırat? Çok güzel. Bence de tamamdır. Alalım çıkalım o zaman. Bana telefonunu ver. Telefonu verir misin? Karını al git buradan. Saadet, anlamıyor musun? Hala seviyorum seni. Kasa şu tarafta. İnsan aldandı bir kere işte. İnsan aldandı. Borcunuz 370 lira. Ücreti şuradan alın lütfen. Güzel değil mi? Çok güzel. Beğendi şifremizi girer misiniz lütfen? İnsan aldandı en zamanda. Teşekkür ederim. Buyurun kartınız. İyi günler, yine bekleriz. İnsan aldandı bir kere işte. İnsan aldandı böylece bir sürü sözle. Saadet. Fırat. Sen beni mi takip ediyorsun? Evet. 2 saattir mağazanın karşısında bekliyorum. Saadet, konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Bence var. Ansızın annemi de kaybedince hayat çok zor oldu benim için. Çalışmaya başladım. Orada bir iki arkadaş edindim de kendime geldim biraz. Nerede kalıyorsun?
Mağazadan iki kızla bir ev tuttuk. Saadet, seni hiç unutmadım. Böyle şeyler söyleme bana. Hep senin hayalinle yaşadım. Öyle mi? Benim hayal kuracak bile lüksüm yoktu. Ben sadece acı çektim. Anlıyor musun? Çok acı çektim. Çok ağladım. Senin yüzünden. Biliyorum. İşte şimdi her şeyi telafi etmek istiyorum. Bu saatten sonra ne yapabilirsin ki? Her şey için çok geç Fırat. Çok ama çok geç. Belki hala bir şansımız olabilir Saadet. Biz şansımızı kaybettik. Sen tercihini yaptın. Artık çıkma karşıma. En azından bu iyiliği yap bana. Peşinden gitse kızı ikna olacak gibi. Yürü Fırat. Git peşinden. Bakma öyle boş boş Fırat. Kız seni hala seviyor. Tut kolundan, ikna et onu. Bu kız senin kaderin, hiçbir yere gidemez. İzin verme, al onu. Çok nazlanırsa yap bir hoca nikahı, bitsin gitsin hadi. Sen de seviyorsun beni. Bırak gideyim Fırat. İnkar edemiyorsun işte, seviyorsun. Gel bize bir şans daha ver Saadet. Bu saatten sonra nasıl Fırat? Nasıl? Benimle evlenir misin? Ne? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben ciddiyim Saadet. Sen zaten evlisin Fırat, unuttun mu? Beni bırakıp o zengin kızıyla evlendin sen. O evliliği neden yaptığımı biliyorsun. Onu sevmiyorum. İstediğimiz hayata kavuşalım diye evlendim onunla. Sonuç olarak evlisin işte. Bir yolunu buluruz. Biz de imam nikah kıydırırız gerekirse. Sen istersen tabii. Ne? Ne dedin sen? Dur, kızma hemen. Şimdilik bir imam nikahı yaparız. Sonra Beren'den boşanınca... Boşanacak mısın? Boşanacağım Saadet. Benim sevdiğim sensin. Yani demem o ki... ikimiz de lüks içinde yaşamak istemiyor muyduk? İyi bir evimiz olsun istemiyor muydu? İşte şimdi her şeye sahip. Evlen benimle. Ama... İnanmıyorum. Böyle bir ev. Evet. Senin bir yıl önce beğendiğin evden daha lüks bir ev. Senin için tuttum. Her şey çok güzel. Böyle bir eve gelin olarak gelmeyi hayal etmiştim. Şimdi ise... Yine gelinimsin benim. Kötü şeyler düşünme. Mutfağa geçip sana güzel bir sofra hazırlayayım mı? Bunu açmam lazım. Alo. Dışarıdayım canım. Şart mı o davete katılmamız? Tamam tamam. Geliyorum. Ben de. Gidiyorsun değil mi? Maalesef. Geçici bir süre mazur gör beni. Bir davet varmış. Ama üzülme, yarın sabah kahvaltıya gelirim. Peki o zaman. Allah, ben ne yaptım? Şirketten erken çıkmışsın. Giderken bir şey de dememişsin. Neredeydin Fırat? Fırat. Ha? Eski mahalleden bir arkadaşa rastladım. Çay kahve derken dalmışız işte. Öyle yani hayatım. Hadi geç kalmayalım.
Size afiyet olsun. Ne bu acele? Oğlum otursana. Sağ olun. Ama kahvaltı için bir müşteriye sözüm var. Hoşça kalın. Güle güle. Bu çocuk gerçekten çok hırslı çıktı. Gelemezsin diye düşünmüştüm. Geleceğim dedim ya. Evet ama karım bırakmaz. Bir şey olur, ne bileyim. Karımdan bahsetmesek olmaz mı Saadet? O böyle ayan beyan ortamızdayken görmezden mi gelelim? Olabilir. Görmezden gelelim. Ne zaman konuşacaksın Fırat? Ne zaman anlatacaksın ona her şeyi? Yakında Saadet. Sana söz verdim biliyorsun. Ben de istemiyorum o evde onlarla yaşamayı. Ama biraz zaman. Biraz. Tamam. Çayını soğutma. Neredesin Fırat? Saat kaç oldu? Bu ne böyle Beren hesap sorar gibi? Hesap soruyorum zaten. Neredeydin? Buradayım. Fırat. Bana doğruyu söyle. Başka biri mi var? Tam zamanı. Gerçeği söyleyip kurtulmanın tam zamanı. Saçmalama. Hiç sırası değil. Bu aile için hala vazgeçilmez değilsin. Söylersen gerçeği ne olacak biliyor musun? Tekmeyi yiyeceksin oğlum. İş aleminde yeni yeni parlıyor yıldızın. Niyazi Bey'in kızını aldatmış diye etrafa yayılırsa kimse sana iş vermez bu diyarda. Eski çöplüğüne geri dönersin. Saadet züğürt Fırat'a gelmedi. Zengin Fırat'a geldi. Bir söylersen hem Beren'den... hem Saadet'ten olacaksın. Mutlu olamayız. Fırat, bir şey sordum. Neden cevap vermiyorsun? Neden mi cevap vermiyorum? Ben böyle çirkin soruya cevap vermeye utanırım Beren. Ama sen sormaya utanmadın. Bravo. Özür dilerim. Ama neredesin sabah olacak? İnsanın aklına başka bir şey gelmiyor ki. Biraz canım sıkkın olamaz mı? Arkadaşlarımla takılmış olamaz mıyım? Kafa dağıtmış olamaz mıyım Beren? Çok özür dilerim canım. Düşünemedim. Affedersin. Neyse. Ben yatıyorum. Biliyorum yaptığım yanlış. Yaptığım çok büyük günah. Ama göreceksin bak. Affettireceğim kendimi. Evlenecek benimle Fırat. O zaman göğsümü gere gere gireceğim Fırat'ın koluna. Sen de affedeceksin beni o zaman. Değil mi anneciğim?
Hoş geldin. Merhaba. Hadi gel. Ne oldu? Gün ortasında apar topar niye çağırdın beni? Fırat, ben... Evet. Kesin bir sonuç almadan sana bir şey söylemek istemedim. Bir de ne tepki vereceğini bilemedim tabii. Ama sonra... Ne demek istiyorsun Saadet, geveleme. Yakında baba olacaksın. Bir şey demeyecek misin? Ne diyebilirim ki? Hiç sevinmedin mi? Saadet, nasıl sevineyim, durumu biliyorsun. Aylardır oyalıyorsun beni. Bak işte işler bu noktaya kadar geldi. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum işte. Karınla konuş Fırat. Bir bebeğimiz olacak. Artık bekleyecek vakit yok. Bir an önce boşanman lazım. Bir bebeğimiz olacak ha? Fırat. Konuşacaksın değil mi? Karına her şeyi söyleyeceksin değil mi? Bakacağız bir çaresine. Neyin var? Hiç. Sanki bir şey söyleyeceksin de söyleyemiyor gibisin. Aslında bir şey söyleyecektim de. Deli olma Fırat. Nasıl söylersin gerçeği? Bir çocuğun olacağını söyleyeceksin ha? Peki tekmeyi yiyince nasıl bakacaksın o çocuğa? O evin kirasını nasıl ödeyeceksin? Bu ailenin sana verdiklerini başka nerede bulacaksın? Aşk sevgi karın doyurmaz Fırat. Bak ne güzel iki tarafı da idare ediyorsun işte. Sen çok özelsin. Zorlukların altından kalkmak senin için çocuk oyuncağı. Takılma böyle ufak tefek şeylere. Beren'e gerçeği söyler de boşanırsan perişan olursun Fırat. Sen de Saadet'le doğacak çocuğun da perişan olursunuz. Hepimiz perişan oluruz. Evet. Şey diyecektim. Bunaldım, yoruldum bu aralar. Bir tatile çıkalım diyorum. Hemen mi? Yok canım, bir ara. Tamam, çıkarız. İstediğin tatil olsun. Hadi otur önce bir kahveni iç. Hala konuşamadın mı Fırat? Uygun zamanı bekliyorum. Ama bebek beklemiyor Fırat. Zaman geçiyor. Konuşmak zorundasın artık. Tamam Saadet, sakin ol. Peki Yıldırım Bey, görüşürüz yarın. Yalancı. Ama görürsün sen Fırat. Görürsün. Ne işin var burada? Karınla konuşmaya geldim. Sen söyleyemiyorsan ben söylerim. Saçmalama. Bırak beni. Delirdin mi sen? Her şeyi berbat edeceksin. Her şey berbat oldu zaten. Baksana halime. Karın olacaktım ama metresin oldum. Yeter artık. Üstelik bir bebeğimiz olacak. Dayanamıyorum artık Fırat. Saadet, ben halledeceğim. Lütfen git buradan. Gitmeyeceğim. Her şeyi anlatana kadar gitmeyeceğim. Saadet, yalvarırım bak, yapma. Bugün söyleyeceğim Beren'e. Boşanmak istediğimi söyleyeceğim. İnanmıyorum artık sana. Bak sana söz veriyorum. Bu sefer kesin konuşacağım. Güven bana. Tamam mı? Hadi bana tamam de. Hadi. Tamam. Heh.
Canım kızım, nihayet mutlu haberi verdin. Çok şükür Allah'ıma. Ya şimdi ben dayı mı oluyorum? Fırat. Gel bakalım damat. Müjdemi isterim enişte bey. Hayırdır? Hadi söyle Beren. Yoksa dayanamayıp ben söyleyeceğim ha. Fırat. Ha? Bir çocuğumuz olacak. Sevinçten donup kaldı çocuk. Fırat. Çocuğumuz olacak ha? Evet. Çok sevindim Beren. Ah bir de bana sor damat. Dünyanın en mutlu insanı ettiniz beni çocuklar. Torunumun şerefine, maaşına %100 zam yapıyorum damat. Oo. Kıskanma ergele. Hele sen de çoluk çocuğa karış. Bak neler yapacağım sana. Teşekkür ederim efendim. Ne duruyorsunuz? Hadi bakalım bir şeyler hazırlayın. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ne yapacağım ben? Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Ne yapacağım? Saadet'e ne diyeceğim? Ne diyeceksin biliyor musun Fırat? Hiçbir şey. Ne desen anlamayacak Saadet. Artık onu kontrol altında tutamazsın. Yapabileceğin tek bir şey var. Onu ortadan kaldırma. Saadet'i ortadan kaldırmak mı? Yapamam. Bu kadarını yapamam. Nasıl kıyarım ona? Günah bu ya. Üstelik iki can. Peki başka çarem var mı? Ben de onu diyorum. Başka çaren var mı? Günah sevabı tartacak zamanda değilsin. Başka çarem var mı? Bırak beni. Senin yapamadığını ben yapacağım. İçeride mi karın ha? İçeride mi? Anlatacağım her şeyi, duydun mu? Kes sesini. Sana Beren'le konuşacağım dedim. Sabret dedim. Laftan anlamıyor musun? Anlamıyorum. Aylardır aynı terane. Bugün konuşacağım, yarın konuşacağım. Canıma yetti artık. Rahmetli anacığım düştüğüm durumları görse yüzüme tükürürdü. Evlatlıktan reddederdi beni. Bile bile geldin bana kızım. Evli olduğumu biliyordun. Her şeye razı oldun. Yalan mı? Boşanacağım dedin. Sevdiğini söyledin. Nasıl inandım ben sana? Saadet, yapma. Ağlama. Hadi git şimdi. Git, ben her şeyi halledeceğim, tamam mı? Tamam değil. Yalan söylüyorsun yine. Ben kendim halledeceğim her şeyi. Karına anlatacağım her şeyi. Delirtme beni. Beren sana inanır mı sanıyorsun ha? Deli gibi aşık bana Beren. Deli gibi. Bir gece birlikte oldum bıraktım, yapıştı yakama diye. Sana mı inanır bana mı ha? Bırak. Allah canımı alsa da kurtulsam bu azaptan. Yürü. Yürü. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Ne yapacağım ben? Çözüm basit Fırat. Ya sakalı keseceksin ya bıyığı. Yoksa ikisinin arasında boğulup gideceksin. Kendini düşün Fırat. Kendini. Saadet artık başına bela. Rahatlamaz artık. Yine gelecek. Bir gün engellersin, iki gün engellersin. Üçüncüde bütün dünyanı başına yıkar, yıkar geçer. Buna izin verme Fırat. Sen kendi ellerinle hak ederek geldin buraya. Bir de Saadet'i düşün. Kaybedecek neyi var ki? Ha yaşamış, ha ölmüş.
Hatta ölüm onun için bir kurtuluş bile olabilir. Kendi söylemedi mi ölsem de kurtulsam diye? Ölüm onun için bir kurtuluş. Ona bir iyilik yap Fırat. Hem sen kurtul hem de o kurtulsun bu azaptan. Bitsin artık bu azap. Hayırdır gece gece babamın odasında? Bir kitap aradım da kütüphanesinde yokmuş. Ha. İyi geceler. Kaç kere dedim sana beni geceleri arama diye. Tamam Saadet, konuşacağım. Biraz sakin ol. Yaparsın biliyorum. Tamam mı? Yarın kahvaltıda görüşürüz. Beren. Günaydın. Nereye? Kahvaltıya. Ne oldu? Konuşmamız lazım. Ne hakkında? Kocan Fırat hakkında. Saadet neredesin? Asıl sen neredesin? Kaç saattir bekliyorum. Eve geldim, seni bekliyorum. Güzel haberlerim var. Sahi mi? 5 dakikaya oradayım Fırat. Ben Saadet'e nasıl kıyarım? Saadet'e kıyacaksın ya kendine. Can mı? Canan mı? Can tabii ki. Elbette Can. Sonra Canan. Saadet senin değerini anlamadı Fırat. Senin gibi özel bir insanın değerini bilemedi. O kim oluyor da seni tehdit ediyor ha? Çulsuzun tekiydi. Sayende bir tık anlandı. Bu nankörlerin huyudur. Verdikçe ister, sevdikçe gelir tepene çıkar. Böylelerinin dünyada yaşaması haram Fırat. Kime ne faydası var ki bu kadının şimdi? Ama ona yalan söyledim. Saçmalama. Sen hep açık oynadın kartlarını. Sana gelirken bilmiyor muydu evli olduğunu? Biliyordum. Şimdi neden bu hezeyan? Kendini bir şey sandı. Aklınca çocuk kozunu kullanacak sana karşı. Aması yok. Saadet yaşarsa bütün dünyanı yıkacak. Beren ondan daha çok hak ediyor mutluluğu.
Ne de olsa görmüş kadın. Ya Saadet? Ne yapsan tatmin olmaz artık. Bu dünyayı hak edenler yaşamalı. Sonradan görmek görgüsüzler değil. Artık bu konumda değilsin Fırat. Saadet'i yok etmedikçe Niyazi Bey'in zengin damadı olarak kalamayacaksın. Seni bu alemden paçavra gibi söker atar. Ya sefillik ya vezirlik. Aç gözünü gör bu hakikati. Senin dişinle tırnağınla kazıdığın hayatı yerle bir edecek. Sen bunu hak etmiyorsun Fırat. Hak ediyor musun? Hayır, hak etmiyorum. O halde temizle. Tek seçeneğini iyi kullan. Temizle. Hayatını kurtar Fırat. Kurtar. Hayatını kurtar. Kurtar. Hayatını kurtar. Hadi Saadet. Geldi artık, bitsin bu iş. Ben bu kızı daha önce bir yerlerde gördüm Anıl. O zaman kocanın bu kızla bir meselesi var sevgili kardeşim. Fırat'ın böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Ben içeri gireceğim. Saçmalama Beren. Fırat'ın hangi dairede olduğunu bilmiyoruz. Sakin ol. Çıkmasını bekleyeceğiz. Alo, polis mi? Saadet. İşte bu kadar. Beren. Fırat. Polis. Anıl Bey. Beynim. Alını. Geç. Geç. Geç.
Başka çarem yoktu. Beren. Yürü hadi, yürü. Thank you.